Kıymetli arkadaşlar, yeni bir nota solfej videomuzda birlikteyiz. Bu dersimizde daha önce uzun sap bağlamamızda dersin yapmış olduğum Neşet Ertaş Üstad'ın bir türküsünün notalarını solfej olarak seslendireceğiz. Bir nazar eyledim hoş cemaline. Hemen referans sesimizi alalım ve okumaya başlayalım bu iki dörtlük olan eseri. Es. Re 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 do re re do mi re si do do si si la si la 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 la. Dönüş alıyoruz. Es. Re 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 do re 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 do mi re si do do si si la si la 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 la. Ve söz girişine hemen geçelim. Es. Fa sol la 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 la. La sol si la la sol fa es fa sol la 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 sol sol fa mi re do mi re si do si si la 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 la. Neşet Ertaş'ın icrasında buradan dönüş yaparak ta ki son kıtaya kadar şu ana kadar okuduğumuz ezgiyle devam ediyor ve son kıtasında artık garip mahlasını atmış olduğu kıtanın sonunda bundan sonra okuyacağımız bölümü seslendiriyor ama okuyan başka sanatçı arkadaşlar daha farklı bir trafik ortaya koymuşlar. Video bilgilerinde hem dersini hem de performans videosunu göreceksiniz arkadaşlar. Çalmak isteyen arkadaşlar oradaki dersleri takip etsinler tavsiyesinde bulunuyorum. Final bölümünde notada bakın bemolü 5 komaya çevirmiş ama bunun bir yazım hatası olduğunu düşünüyorum. Oradaki bemolümüz de si bemolümüz 2 komalık olacak arkadaşlar. Bunu belirterek finalde diye üzerine not yazılmış olan bölüme geçiyorum. Es. Do re mi re fa mi re re do es. Do re mi re fa mi re do mi re do si re do si si la do si si la 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 do si re do si la do si si la la la. Evet, kıymetli arkadaşlar bir başka nota solfej dersimizde görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.